Duymuyorum. Ya nasıl duymazsın, adını söylüyorum. Ya Duyuyor musun? ses geliyor mu abi ya? İsim duymuyorum, bu kadar duyuyorum. Heh, sevgili izleyicilerim, işte neden sığırlar dendiğini öğrendiniz. Ben de merak ediyordum. Ahmet amcayla küçük bir canlandırma yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi bakalım. Diğer sığırlara gidiyoruz şimdi. Başka sığır var mı bakalım, duymayan? Şimdi sevgili izleyicilerimiz, çocuklarla birlikte köyü geziyoruz. Bunlar bana bugün rehberlik yapıyorlar. Arkamda bir tane güzel bir yer var. Bakın bunlar yıllar önce, bundan 100 sene önce, 150-200 sene önce falan bu dağ köylerinde bu arkamdaki buğday, efendim ekin diyoruz işte, ambar bunlar. Böyle mısır buraya konuyor. Bunlar yüksekte yapılıyor genelde. Sebebi neymiş bakalım, çocuklar bilecek mi neden olduğunu? Sel basmaması için. Başka? Başka böyle yüksek ne yapmışlar? Başka hayvanlar yememesi için mi? He? Olabilir. Hepsi var. Fare de desek, fare girebilir mi buraya? Girebilir. He? Evet, çok basit. Farenin girmediği yer yok ya. Aynen. Değil mi? Kapıyı soktan. Doğru mu konuştu? Doğru. He? Evet, ekin ambarları, buğday ambarlarımız bunlar. İşte köylerin doğal güzellikleri. Efendim burada hiç bozulmadan gölgede böyle mis gibi bekliyor efendim. Bizden ayrılmayın. Şu anda yanımızda bir ninemiz var. Adın ne nineciğim? Adın ne adın? Osman Kavşak. He? Osman Kavşak. Bugün ben sığır oldum burada. Sığırlar Mahallesi'nde ben sığır oldum. Nineler duyuyor bak, ben sığır oldum. Sağır köyüm insanı. Öyle değil mi? Sığır. Maşallah, yemeğini yedin mi? Yedik. Nasıl, güzel olmuş mu? Güzel olmuş. He? Bir ama çorbeler, bu çorbeler, sen bunu nasıl götürüyorsun? Bir çorbelerini, bir şey yedik, pilav. Ama zor bunu götürmek ya. Ha, zor gelmez. Ha. Alışkınım ben. Hadi bakalım, hadi Allah'a emanet ol, hadi yürü. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Sağırlar Mahallesi'nde iki bölüm halinde yemeklerimiz yiniyor. Bir taraftan ilahiler okunuyor, bir taraftan dualar, bir taraftan gök gürlüyor, yağmur. Bereket dedik, yağmur duası dedik, al sana yağmur duası. Evet. Rabbim diyor ki isteyin vereyim. Biz istemesini bilmiyoruz. Sonra da amin. Tamam da amin de ne istiyoruz değil mi? Evet. Evet, evet, seni bir tanıyayım. Ben Cemile. Salih'in akrabası oluyorum. Kimin? Salih'in akrabası oluyorum. Ha. Hayır yapanın. He, maşallah. Evet. Halası oluyorum. Buralı mısın aslında? Evet, buralıyım. Balıkesir. Balıkesir'de mi duruyor? Evet. Hani Balıkesirler Dernek Muhtarımız nerede? Kadın muhtar gelmemiş bugün. Vallahi onu bilmiyorum. Değil mi? Biz Balıkesir. Evet, bu benim. Bak. Adı ne bunun? Yağmur. Yağmur. Evet. Yağmur gibi yağsın. Allah bereket versin. Abla ne söylemek istiyorsun? Ben gizemimizle Ensariyet, Allah rahmet eylesin diyorum. Allah onlara da bu hayırları inşallah nizamlarına koysun. Abi, sağ olsunlar. Onlara çok üzüldük. Ben de kızıyım. Yok. Bu da kızım benim. Annem. Evliyim. Daha yeni evliyim. Çorum'da. Oo, Çorum'un leblebi, insan anasına leblebi getirdim. Getirdim. Aynen, getirdim. Çok burada bekleriz her zaman. Güzel bir yer Çorum, fena değil. Amasya'ya geçerken geçtim oradan da. İnşallah bir daha yolunuz düşerse her zaman yürüyorum bekleriz. Yani. Evet. Bir tanıdık var. Çorum Alaca'ya bekleriz. Peki, teşekkür ediyoruz. Çorum'a davet ediyor leblebi yeme. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sağırlar Mahallesi'nin artık hayrının programımız yavaş yavaş sona eriyor. Efendim son olarak tekrar köyle ilgili bize bir bilgi verecek bakalım bir arkadaşımız var, geçmişiyle ilgili. Valla köyümüzün geçmişi 1800 yıllara dayanıyor. Bunlar 5 kardeş olan bir şeyden geliyor, aşiretten geliyorlar. Buraya Sarı adında birisi buraya yerleşiyor. Köyün ilk yerleşik alanı buraya gelirken bir keskin bir viraj vardır. Onun olduğu yerdedir köyün ilk yerleşik alanı. Daha sonra Sağırlar'dı aslında ama Sağırlar olarak değiştirilmiş. Bunlar 2000 yılına kadar 1850-2000 nüfusuydu köyümüzün nüfusu. Ondan sonra belki yakın zamanda takip ettiyseniz buradaki Şentaş Maden Ocakları vardı. Kavacık'ta orada patlamalardan sonra köyümüz göç vermeye başladı. Köyümüzün nüfusun yüzde aşağı yukarı 60'ı Soma'da duruyor. Madencilikle uğraştıkları için. Şu andaki köyümüzün nüfusu 570 kişi. Dursun Bey'in ikinci büyük köyüyken şu anda beşinci büyük köy oldu.
Köyümüzün bizim en büyük sorunu yol sorunu vardı. Yol sorununu fark ettim ben gelirken. Yol sorunu vardı. Yol sorunu biz Orman Genel Müdürlüğü'nden yaptığımız girişimlerle yol sorunu yaptık. Ham maddesi oldu. Yani ham yolu açtık. Yaklaşık aşağı yukarı bir kendi bütçemizden de bir 150-200 bin lira kadar bir para harcandı. Ama işte üst kademesinin yapılması tabii bizim elimizde olmayan bir şey. Onunla ilgili gerekli girişimleri gerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, Dursunbey Belediyesi'ne gerekli girişimleri yaptık. Valla ben köyümüzün muhtarın amcaoğluyum ben. Evet. Köyümüzün sosyal medya olarak duyulmasıyla ilgili çok mücadele veriyorum. Kendim de ya seviyorum sonuçta kendi köyümüz ne olursa olsun. Yani başka bir köylere gittiğiniz zaman şu ortamı bulamıyorsunuz. Bulamazsın. Çok güzel bir meydanınız da çok güzel. Meydanımız güzel. Meydanla ilgili yapmamız gereken bazı şeyler var. Ama bir türlü bir şey olarak destek bulamadık bunu. Evet. Belediyeden yeterli desteğimizi bulamadık. Çünkü sırasıyla olacak olan şeyler. Evet, aynen. Belki yakında bu da olacaktır. Köyde bir tane kahve var. Zamanında köyde 4 tane kahve vardı. Aşağı yukarı 3 tane bakkal vardı. 1850 nüfus vardı. 2017'den sonra bu nüfus aşırı derece göç etmeye başladı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bundan 2016 yılında Kurban Bayramı'nda 17 tane aile Soma'ya göç etti. Yani bu da bir bayağı bir 17. Üçer kişi desen 50 kişi yapar. 17 aile göç etti. Ama biz köyümüze şöyle geliyoruz, bayramlarda, düğünlerde geliyoruz. Köyümüz çok güzel diyoruz. Ama normal bir vakitte geldiğimiz zaman köy gerçekten bir kimse yok. Kahveler boş, evler boş. Bugün tıklım dolu. İşte bu 2000'li yıllarda da böyleydi. 2000'li yıllarda da. İnşallah köylere göç oluyor artık. Bu deprem korkusu milleti sardı. Evet. Köylere kaçıyorlar artık. Bir de bu hastalıktan dolayı, pandemiden dolayı köyler daha rağbet buldu. Tabii köyler rağbet buldu. İyi olur, güzel olur. Bu yol bir an önce yapılır. Bizim evet ilk öncelikli derdimiz yol. Ondan sonra hatta şu ilerideki havuzu kısmı görürseniz orayı millet bahçesi gibi bir şey yapalım dedik. Gerekli girişimleri de yaptık. Dilekçelerini yazdık. Muhtar vasıtasıyla belediyeye de başvurusunu yaptık. Belediye programı aldı ama bu sene olur veya seneye olur bilmiyorum. Şu anda bir zaten bir seçim arifesine girdik. İnşallah olur. İnşallah olur yani. Efendim, bu hizmetleri sade sahurlara değil her yere bekliyoruz. Sırayla yapılsın diyoruz. Evet seni mi tanıyayım? Ben bak buraya bak. Ben köyümüzde Kenan Kuş. Köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. 6 ay köyde kalıyorum. 6 ay aile sistemi olarak daha aç görüyoruz. Ya i̇şte, okusaydın da çoban olmasaydın. Okuduk ama bu işi seçtik biz. Mesleği seçtik. Evet, çobancılık da artık bana bak şey evet, yapıyor. Ha. Çobancılık. Diploma gerekiyor. Aynen. Sen diploman yok ama en azından yok. Üniversiteden biraz olsun ayrıldın evet. Yani değil mi? Aynen. Olsun ona olsun. Da şükür. Efendim i̇şte teşekkür ediyoruz Kenan. Sağ olun. Teşekkür ettik. Biz de teşekkür ettik. Hadi bakalım. Evet yanımızda kim var? Sarra'dan Mehmet Ali Demirtaş. Bana bak askerde tekmir gibi geldi he, bu. He. Tekmir verdiler bize de. Verdiler. Nasıl veriyordun söyleyebilecek misin bakalım? Ben unuttum be. Nerede aslında ilk askerini yaptın? Kütahya'da Eskişehir'de. Neydin? Havacı. Havacı. Evet. Oradan adını soyadını söyleyin. Evet adımı soyadımı söyleyerek. Evet nereli olduğumu nereden geldiğimi söyledim. Heh. Ondan sonra tekmirimi verdim. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? 3 tane oğlanım var. Nerede onlar? Bir cihazı Soma'da, bir cihazı Denizli'de, bir cihazı Udusunbey'de. Ben yakında 6 Mayıs'ta Denizli'ye gideceğim. Selam söyleyeyim mi? Söyle. İyi tamam o zaman. Söyle. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun sen şimdi burada? Ekmekçiyim. Bugün ekmekçi yapacağım. Yapıyoruz. Evet. Ekmekler vardı orada. Yetmezse değil mi? Ekmekler var da bizim kendimize. Kendinize yapıyorsunuz. Olanlara bu yapıyoruz. Bu fırınlar ortak kullanılıyor değil mi genelde? Ortak kullanılıyor. Köy muhtarlığınca yapılıyor. Evet. Ortak olarak kullanılıyor. Köylü olarak yapıldı. Köylü olarak mı kullanıyor? Peki teşekkür ederim. Sen pişir akşama biz giderken alırız birader. Tamam tamam. Ayırıyorsun. Ayırırım tamam. Bak teşekkür işte ederim. Misafirperver diye söyleyip duruyoruz. Sağırlar Mahallesi'ni. Bak hiç ne isterseniz isteyin yok burada. Burada yok. Her şey var. Evet burada her şey var. Burada yok diye bir şey yok. Burada her şey var. Allah razı olsun. Efendim bizleri izleyenlere Sarılar Mahallesi'nden selamlar diliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz her gittiğimiz yerlerde eksik olan şeyleri söylüyoruz.
fazlalıkları da söylüyoruz. Ne dedik gelirken, sığırların yolunun bir an önce bitmesi lazım. Yamalı çünkü. Çok tekerlerimiz yamalı, patlar. Korkuyorum herhangi bir akış kıracak diye. Onun için inşallah yapılır diyoruz. Ve her gittiğimiz yörelerde yine o doğanın güzelliklerini görebilmeniz için ama belediye başkanları, ama dernek başkanları, ama muhtarlar ilgileniyorlar. Kendi köylerinin güzelliklerini daha güzel olsun diye o eksik olanları tamamlıyorlar, yaptırıyorlar. Biz de Sağırlar Mahallesi'ne geldik. Dedemiz balkonda oturuyor. Bağırıyorum. Ahmet amca! Hop diyor. Duymuyorum diyor. Allah razı olsun, sağırların ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Ramazan muhtarıma diyorum ki köyün en güzel görünen yeri neresi? Askerlerin gayası. Peki ne eksik orada? Orada ne eksik? Şu anda bayramımız vardı, o eksik. Değil, başka ne eksik? Başka ne eksik? Yol eksiktir. Başka ne eksik olacak ki? Başka bir şey eksik değil orada. Söylüyorum, yapıyorsun. Söyle. Bir daha gelişte kesinlikle göreceğiz. Daha önce yaparsan resmini çekip bana telefondan WhatsApp'tan atıyorsun, ben de paylaşıyorum. Tamam. O taşın üstünden ileriye doğru böyle demir uzatıyorsun. Aşağıya direkt koyuyorsun. Seyir tepesi yapıyorsun. Böyle böyle etrafına. Aynen. Doğal olarak. Ama gelen insanlar şöyle bir selfie yapsınlar. O köyün güzelliğini görsünler abi. En büyük eksiğin senin şu anda kültür olarak o. Tebrik ederim. Çok güzel. Bak ne dersen de. Ama biz de orijinal kalsın istiyoruz. Bak özel orada millete el sallattım. Evet. Şey ya abi, zaten orijinal kalıyor. Dokunmuyorsun ki. Direkt dikiyorsun alttan. Direkt dikiyorsun. Uzatıyorsun. Üstüne güzel çam ağaçlarından şöyle. Aha. Bir avlu yapıyorsun çocuklar düşmesin diye. Tamam. Bak çocuğun bir tanesi az kalsın düşüyordu bugün orada. Kenarda. Çıkmış oraya, çektik evet. Kenara. 100 yıldır oradan hiç uçan yok. Abi sen yaptır. Aynen. Orası askerlerin. Sen yaptır. Tamam. Tamam. Mi? Tamam söz. Evet sevgili başkanım. Bak muhtarıma destek veriyorsun. Sığırlar Mahallesi Asker Tepesi'ne, hı hı, seyir tepesi yapıyor. Evet. Peki yapıyoruz. Sözünü aldık. Tamam. Bak şimdi dernek başkanımızı tanıyoruz. Ben Mehmet Çarak. Evet Mehmet abi, az önce bir şey dedik. Evet. Sizin köyünüz için bana ne, ben şimdi eksiklikler çok. Evet. Ama bunların eksiklerin giderilmesi de daha çok bizim buradan dağılmamızdan kaynaklanıyor. Ya, yani yerleşim yeri olarak tamam çok güzel bir mevkideyiz ama lakin dağıldığımızdan sadece bayramlarda bu birlikteliği burada bulabiliyorsun. Evet. Diğer günlerde birlikteliği bulamadığımızdan, şimdi diğer günlerde de o dediğiniz seyir tepesi olarak, bak ona bir yeni bir isim koydunuz aynı zamanda siz. Evet. Seyir tepesi, evet şu ana kadar düşen olmadı ama. Olaki düşer. Şimdi, ola ki düşebilir dediğiniz gibi. Tabii şimdi oraya o dediğiniz seyir tepesini de yaptığımız zaman, şimdi atıyorum 5 kişi çıkıyorsa oraya. 100 bu sefer çıkacak. 100 kişi çıkmaya başlayacak. Risk oranı da artacak. Aa, aynı zamanda. Yok yani, artmaz. Şimdi, merdiven yaparsan korkuluk merdiven hiçbir şey olmaz. Yani. Alttan böyle merdiven yapın hiçbir şey olmaz. Hemen hemen ama, Türkiye'nin her yerinde var bu seyir tepeleri. Sizin kanalınızdan dolayı başkana bunu ben bilakis kendim de söylüyorum. O da yardımcı olsun. İnşallah. Hep beraber seyir tepesi değil Ayvalık Cunda'daki şeytan tepesi gibi daha geniş yaparaktan daha çok kişiyi aynı çekebiliriz. Aynı yola geliyor. Başkanım gelirse söyleyeceğim ben de bugün. Tamam, biz teşekkür ederim. Şimdi dernek başkanımızı tanıyoruz. Ben Mehmet Çarak. Evet Mehmet abi, az önce bir şey dedik. Evet. Sizin köyünüz için bana ne, ben şimdi eksiklikler çok. Evet. Ama bunların eksiklerin giderilmesi de daha çok bizim buradan dağılmamızdan kaynaklanıyor. Ya, yani yerleşim yeri olarak tamam çok güzel bir mevkideyiz ama lakin dağıldığımızdan sadece bayramlarda bu birlikteliği burada bulabiliyorsun. Evet. Diğer günlerde birlikteliği bulamadığımızdan, şimdi diğer günlerde de o dediğiniz seyir tepesi olarak, bak ona bir yeni bir isim koydunuz aynı zamanda siz. Evet. Seyir tepesi, evet şu ana kadar düşen olmadı ama. Olaki düşer. Şimdi, ola ki düşebilir dediğiniz gibi. Tabii şimdi oraya o dediğiniz seyir tepesini de yaptığımız zaman, şimdi
atıyorum 5 kişi çıkıyorsa oraya 100 bu sefer kişi 100 kişi çıkmaya başlayacak, risk oranı da artacak. Aa, aynı zamanda. Yok, yani artmaz. Şimdi, merdiven yaparsan korkuluk merdiven hiçbir şey olmaz. Yani alttan böyle merdiven yapın hiçbir şey olmaz. Hemen hemen ama, Türkiye'nin her yerinde var bu sivri tepeleri. Sizin kanalınızdan dolayı başkana bunu ben bilakis kendim de söylüyorum. O da yardımcı olsun. İnşallah. Hep beraber seyir tepesi değil, Ayvalık Cumdarı'ndaki şeytan tepesi gibi daha geniş yaparaktan daha çok kişiyi aynı çekebiliriz. Yola, aynı yola geliyor. Başkanım gelirse söyleyeceğim ben de bugün. Tamam, biz teşekkür ederim. Evet, yanımızda Sağırlar Mahallesi'ne gelmiş, hayıra gelmiş bir dedemiz var. Adın ne? Çok güzel maşallah, iyi, çok güzel. Allah razı olsun, bu kadar görüştük, konuştuk. Nereden çok... geldin, nereden? Nereden geldin mi? He. Ha, evimden camiye geldim. Ben camiden ağam, cumartan ağam. Bak oraya da bak, bak, bak. Selfie yapıyoruz, çek. Ha, camiden. He. Adın ne? Camiden ağam. Adın ne, adın? Adım Hüseyin Ertaş. Ha, Hüseyin, Ertaş. Hüseyin amca, yaş kaç yaş? Yaş 10 sene tavsiye 100 yaşın olacak. He? 10 sene tavsiye 100 yaşın olacak. Valla he? Ha, 10 sene bitti mi 100'e giriyoruz. Buraya baksana sağırlar demişler. Ne ha. Sen duyuyorsun ne ben duyuyorum. Çok şükür. Çok şükür elhamdülillah. Allah razı olsun. Kulak kazıyor mu gözler gömü? Sevgili izleyicilerimiz. Boğazımız iyi, uykumuz iyi. Dedemiz diyor ki hiç bana gülmeyin. Bir gün 90, benim durumuma geleceksiniz. 90, siz de yaşlanacaksınız. Ya. Değil mi? Ya. 90 99 oldu. 90 90 bitti. 90 yaşında. 10 sene var, 100 yaşım var ama. Değil mi? 10 sene var. 10 sene sonra 100 yaşına giriyor. Ya. Maşallah. Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah ömür versin. Allah kabul etsin. Allah'ım sağ olsun. Hadi bakalım biz şimdi dua et, dua. Çok güzel, çok. Dua biliyor musun? Her gün namazlarımı dua biliyor musun? Dua biliyor musun? Çok bilirim. Hadi aç avucunu bakayım. Aç ellerini kaldır yukarı. Kaldır ellerini. Kaldır şöyle. Kaldır onu da. Ha ne diyeceğiz şimdi? Dua et bakalım hadi. Dua et, dua. Elhamdülillah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Neredeyse bu lazım. 3 sefer, 3 sefer her yerde okurum. Ben 20 sene, 40 senede ben namaz kılıyorum. Namazlarımı geçirmedim hiç. Maşallah. 40 senedim ben. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu hayrı düzenleyenlerden, katkı sunanlardan Rabbim razı olsun. Yiyenlerden de razı olsun. Efendim vatanımızı, milletimizi düşman işgalinden Cenab-ı Hak muhafaza buyursun diliyoruz. Efendim bizlerden ayrılmayın, röportajlarımız devam ediyor. Efendim bugün Sağırlar Mahallesi'nde hayırda hizmet edecek olan arkadaşlarımız bugün misafirlere hizmet edecekler inşallah. Evet. Yemek dağıtacaklar. Bir tanıyalım, köy gençliği adına ne konuşmak istiyorsunuz, ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi bir tanıyayım önce ismini. Benim ismim Arif Demirtaş. Evet. Sağırlar Köyü'nün gençleri ve şeyleriyiz, vatandaşları şeyler olarak. Evet. Hayır yapıyoruz. Her sene geleneksel hayırımızdır. Valla gelenlere teşekkür ederiz. Ha, bir örnek giyinmemişsiniz ama. Örnekleri artık şehre gittikçe köylerden adetler de yerini kaybediyor. Kaybediyor. Aynen. Giysiler doğru de... mu söylüyor? Doğru doğru. Giysiler de gidiyor. Ben de İsmail Dağlı. He. Bu köylüyüm. He. Gelenlere teşekkür ederiz. Elimizden gelen hizmeti yapacağız. İsmail duyuyor musun? Evet. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ama ben duymuyorum seni. Neden? Ne bileyim ben sağır diyorlar. Biz sağırlarız ya doğru. Evet. Peki. Efendim sizi bir tanıyalım. Evet benim Yüksel Çapkın ismim. Her sene olan geleneksel yağmur ayında yine bu sene olduğu gibi 2023'te yine burada bulunduk. Vakit buldukça da geliyoruz. Aynen köylerimize geliyoruz. Evli misin? Ben evli değilim. Vallahi kızlar kaçar senden. Çapkın dediniz. Kaçar. Kaçmıyor ama. Yani şu anlık öyle bir şey yok. Yok değil mi? Tamam. Peki. Ben Recep Karacabay. Evet Recep Bey. Soma'da oturuyorum. Maşallah. Ha, bu köylüyüz. Evet. Allah rahmet eylesin o Soma'da vefat edenlere. Amin amin.
vatan uğrunda şehit olanlara. Amin cümlemiz. Zaten bu hayırlar da onların yüzü su hürmetine yapılır. Evet. Zaten. Tabii tabii. Ben Seyfullah Çalım. Soma'da yaşıyorum. Buradayım. Böyle hayırları çok özledik. Çok iyi oluyor bizim için de. Evet. Birbirimizi burada muhabbet ediyoruz, bizim görüyoruz. Bizim bahçeli misin diyorsa? Tabii ki. Tabii ki. Bizim sarı kanarya oldu. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet, sizin? Adım Burhan, soyadım Yıldız. Buralardayım. Dursun Bey'de... Hizmet edeceğiz. Evet. Emeğin evet. İçinden misin? Dursun Bey'de ikamet ediyorum. Burada buralıyım. Peki Dursun Bey'e gelirsek alabalık söyleyecek mi? Söyleriz abi, diye ayı bittin ya. Niye söylemeyeceğiz? Alabalık yemek isteyen Dursun Bey'e gelsin. Gelin abi, söyleriz, sıkıntı yok. Tamam. Bugün tamam. Uğrayacağım zaten gaz almak için. Eyvallah abim. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Abi köyü yukarı çıkarsanız yukarıda daha iyi çekim yaparsınız bak. O bakalım. Bas. Haydi. Allah! Allah benim! Ne yapıyorsun ya sen? Biz masörüm ben. Bel ağrısı, bel fıtığı, boğum fıtığı. Bak benim ağrıyor. Belime bir bak bakayım. Şu bacağıma bak dur. Vallahi bedava masör bulduk ben, bugün. Dur. Ben oradan bakmayayım. Ben buradan bakarım. Buradan. Allah! Ne yaptın ya, kütlettin? Ben sinir sıkışmalarını, bel fıtıklarını uzman. Bu benim, benim şurada bir ağrı var. Şuralarda nereden? O benim, benim işim o. He? O benim işim. Çekimden sonra bacağımıza baktıracağız. Evet doğru. Hatta şimdi çökeceğiz buraya, bakacak açık bakalım. Bakacağız, bakacağız. Tamam. Bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı. Efendim güzel. Sağırlar Mahallesi'nde, adın neydi bir Nebi, daha söyle. Nebi Duman. Nebi Duman, evet. Valla böyle çıkıklara, kırıklara duman attırıyor burada. Evet doğru. Buraya gelmek isteyen görebilir, bakabilir. Türkiye'nin her tarafından Türkiye'nin geliyor. Türkiye'nin her tarafından geliyormuşlar, şimdi denemesini yapıyoruz. Doğrudur efendim. गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ Evet şu anda Sağırlar Mahallesi'nde gördüğünüz gibi binlerce kişi buraya misafir olarak geldi. Bu hayırdan faydalanma, sevaplarından faydalanma geldiler. Şimdi burada yöresel olarak ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne söylemek istersiniz bize? Şu anda yemekler hazırlanıyor. Tamam. Bayanlar şimdi yemek yiyecek burada. Tamam. Ondan sonra namazdan sonra da bayanlar kalkacak, erkekler yemek yiyecek. Sırayla. Evet, sırayla. O güzel bir şey işte bak, ne kadar güzel bir adet. Evet. Burasının giyinimleri mesela nasıl oluyor? Daha bir değişik mi? Giyimleri... Mesela şuradan o tip şeyler mi giyiyorlar? Şalvarlar mı? Evet, evet. Bulursak. Evet, yani düğünlerde özel yöresel kıyafetlerimiz vardır bizim. He. Yöresel kıyafetler. Onları giyerler düğünlerde, böyle özel günlerde, böyle yağmur hayırlarına düğünlerde. Burasının yöresine ait giyerler. Bir tane türkü var mı, buralara ait böyle bir türkümüz var mı? Yöresel var, türküler var da. Dursun Bey'in hanları var mesela. Evet, Dursun Bey'in hanları var, türküler var. Sanatçılar da var, bir şeyler evet, var. Sanatçılar. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir haftanın daha bir programında sonuna geldik. Bugün Balıkesir Dursun Bey Sağırlar Mahallesi'ndeydik. Sağ olsun muhtarımız bizi çok güzel ağırladı bütün misafirlerimizle birlikte. Sufuk konuşmalarını alıyoruz. Daha sonra da Dursun Bey, belediye başkanımızın konuşmalarını alacağız. Berat Ateyi olarak çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın, yardım edenlerin,
Gönül vererekten bu işi yaptık. İyi olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık olarak 4000-4500 kişiye bugün davet verdik. Allah kabul etsin. Herkesten Allah razı olsun. Efendim, bu kültürlerin devam etmesi lazım. Eğer ki bir milletin kültürlerini elinden alırsanız o millet çöker. Evet. Onun için bu kültürlerin devam etmesini istiyoruz. Evet, aynen. Bu zaten yıllardan beri devam zaten biz 20 yıldır, 25 yıldır devam ediyoruz. Bundan sonra da her yıl devam edeceğiz. Evet. Biraz sonra da belediye başkanımızın ve milletvekilimizin görüşlerini alacağız. Şimdiden bir başka programda görüşmek üzere diyoruz sizlere. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın. Oh, yeah.